Ha, pardon. Çok güzel. Gerçekten. Biraz mavi, biraz şöyle, biraz da böyle. Direkt NATO envanteri. Özel kuvvetler. Anladım. Evet arkadaşlar, tekrardan selamlar. Bu bölümümüzde çok özel bir ürünü inceleyeceğiz. Dünya birliklerinde kullanılan, özellikle de NATO birliklerinde kullanılan, bizim ülkemizde de Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda kullanılan çok özel bir mesafe ölçer demek istemiyorum sadece. Büyük bir üniteden bahsedeceğiz. Vectronics Vector 21. Şimdi bu ürün neden çok özel? Bu ürün sadece bir mesafe ölçer değil ama öncelikli olarak mesafe ölçer özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Kataloğunda Vector 21'in 12 kilometre mesafe ölçme özelliği olsa da merceksiz dahil, yani şu önündeki enhancer denilen eklentisi haricinde 18-19 kilometreye kadar çok net bir şekilde ağaç ya da benzeri şeyleri ölçebildiğini tarafımca zaten bizzat test etmiş bulunmaktayım. Önündeki eklentiyle beraber %25 performans arttırıcısıyla ve 3x zoom ekleyerek bunu biraz daha kuvvetlendirmektedir. Dürbünümüzün 7 zoom özelliği vardır. Yani normal bir dürbün olarak kullandığınızda ön mercekleri de 42'dir. Enhancer'ı taktığınızda, yani şu öndeki optik eklentiyi taktığınızda bu 7 zoom 10 zoom'a çıkmaktadır ve %25 kararlılığı da aynı zamanda olarak artmaktadır. Çünkü lazerin odaklamasını ve daha isabetli bir şekilde ölçüm yapmasına olanak tanımaktadır. Bu arada şu eklentiyi çıkarmak istiyorum. Bu eklentiyi de şöyle hemen hızlıca göstereyim. Çok kolay çıkabilen, öndeki adaptörü ayırdığınızda çıkabilen rahat bir kullanım mimarisi vardır. Ve bu mercekler olmadan da yine 18 kilometre ölçüm yapabilmektesiniz. Şimdi dürbünümüzün öncelikli olarak ufaktan bir üzerindeki tuşlardan ve fonksiyonlarından bahsedeyim. Bu dürbünün mesafe ölçer, açı ölçer, pusula 360 derece ve iki obje ya da üç obje arasındaki mesafeleri, yani birbiri arasındaki mesafeye, yani mesela baktığınız bir ağaçla ya da bir binayla diğer bina arasındaki mesafeyi ölçme gibi farklı özellikleri de vardır. Ve baktığınızda reticle'da mesafe ölçerin haricinde baktığınız hedefin boyunu ölçebilmek için mesafeye oranla ne kadar boyuta ya da hangi skalaya sığdığını görebileceğiniz bir ayar içinde bir reticle da mevcuttur. Dürbünümüzün çok özel olan bir kablosu vardır. Bu kablo Vectronics'te ayrıca satılıyor. Şurada portunu görebilirsiniz. Kamera büyük ihtimalle alacaktır. Bu porta taktığınızda GPS koordinatları, işaretleme yaptığınız yerin koordinatları, A, B, C ya da benzeri noktalarda haritada işaretleme yaptığınızda onların bağlı olduğu sistemleri doğrudan atıp orada hedef işaretleme ya da benzeri şeyler yaptığınız koordinatlama sistemlerine doğrudan çalışmaktadır. Dolayısıyla ondan dolayı bir NATO envanteri demek de doğru olur. Çünkü bu sistem eş zamanlı olarak bağlı bulunduğu sistemlere entegre edildiğinde çok özel bir yer almaktadır. Yani sadece bir mesafe ölçerden çıkıp çok daha ciddi bir işaretleme, gözlemleme ve bilgi aktarma ünitesine dönüşmektedir. Dolayısıyla bu dürbün o konuda çok özel bir yer almaktadır. Dürbünümüzün mercekleri, daha doğrusu Vectronics'in imal edildiği yer İsviçre'dir. Dolayısıyla mercekleri çok kaliteli, çok keskin, çok güzel bir yapıya sahiptir. Özellikle kaldırıp çift göz dürbün olarak baktığınızda odaklamaları gerçekten bir şölen sunmaktadır. Benim çok ender beğendiğim bu dürbün kategorisinde, yani çift göz dürbün kategorisindeki Zeiss ya da benzeri şeyleri kullanmış biri olarak söylüyorum. Çok ender beğendiğim, çok kaliteli mercek hissiyatı olan ender dürbünlerden de bir tanesi olarak adlandırmakta bir sakınca görmüyorum. Altında burada bir ayar manivelesi daha var. Bu manivela gözünüzün aralığına göre tek göz şeklinde dürbünün görüntülerini birleştirmek vasıtasıyla sizin göz aralığınıza göre açıp kapadığınızda o görüntüyü tek bir yuvarlak görüntü gibi alıp çok geniş bir görüntü sunmaktadır. Kişiden kişiye değişir. Değişen bir göz aralığı olduğu için buradan ayarlayıp bunu güzelce kullanabilirsiniz. Üstteki butonların fonksiyonları mesafe ölçmek, üniteyi kodlamak. Çünkü içinde çok fazla bunun detay var. Yani ayarladığınız bir işlemci var. Bunun üzerinden detayları burada çift tıkla, üç tıkla ya da bir tuş, burada iki, yani soldaki tuşa bir klik, sağdaki tuşa iki klik şeklinde farklı menüler içinde geçişlerde yapabildiğiniz biraz karmaşık ama öğrendiğinizde çok kolay bir şekilde uyum sağlayıp tüm fonksiyonlarını kullanabileceğiniz bir hale gelmektedir. Bu dürbün dünyada çok ender bulunan dürbünlerden bir tanesidir. Fiyat olarak Amerika'da 2010-11 yıllarında, yanlış hatırlamıyorsam üretim zamanında 20 bin dolarlara satılmaktaydı. Şu anda da gene ikinci elleri dahi 15 bin lira 18 bin dolar aralığında satılan bir dürbünden bahsediyorum. O kadar pahalı bir dürbündür kendileri. Bu bahsettiğim Enhancer'da dediğim gibi 3x ekstra zoom yapıyor. Bu zoom mesafede daha fazla detay yaptırmaya yarıyor. Ve zaten burada etikette de kılavuzunda yazdığı üzere %25 hassasiyetin daha artmasını sağlıyor. Tabi biraz ağır ve zırhlı bir şey olduğu için ki mercekleri çok ciddi anlamda koruyacak. Çok askeri bir malzeme olduğu için bu ürünler çok sağlam dayanıklı malzemeden imal edildiği için haliyle de bir
bir o kadar da ağırlaştırıyor dürbün. Özellikle ağırlık merkezi öne doğru kayıyor. Ama bunu kullandığınızda 18 ila 20 hatta 21 kilometreye kadar ölçüm, ölçtüğünüz yerin yansıması ya da işte bulunduğu bölgenin durum ve şartlarına göre ölçüm yapmanızı sağlıyor. Çünkü bazı hedefler sizin yolladığınız lazer demetini soğurur. Bazıları da yansıtıp hedefe geri yollar. Ha, bunu bahsetmişken kısaca bir mesafe ölçerin çalışma prensibini de size kabaca anlatayım. İçinde lazer bir diyot var. Tuşa bastıktan sonra bu lazer diyot hedefe sizin içeriden baktığınız referanslarla bir ışın demeti yollar. Bunu tabii çok hızlı bir şekilde yapar. Sonra ışın demeti hedeften seker ve geri gelir. Bu arada geçen mesafeye göre bu dürbün, yani daha doğrusu ünite, aradaki mesafeyi ölçer. İyi olan dürbünlerde açısal hesaplamalar da vardır. Eksi 5, artı 5 şeklinde ya da siz yukarıdasınız, hedef aşağıda. Ona göre sizin atıcıya ya da herhangi bir farklı bir durumda olsanız da açısal değerlerini de verir. Ürünün özellikle bizi ilgilendiren kısımlarından bir tanesi, normal mesafe ölçer gibi kullandığımızı varsayarsak, aynı zamanda bahsettiğim açı ölçer özelliğinin çok önem arz etmesi. Neden? Çünkü hassas bir açı ölçer sizin mesafede av yaptığınızda ya da dediğim gibi askeri bir platformda, askeri bir mecrada kullandığınızda, hedeften yukarıda ya da aşağıda olduğunuzda size bu cihazların ölçüm esnasında ekranda aynı zamanda kaç derecelik bir açıyla hedeften farkınız olduğunu gösterir. Bu neden önemli? Siz hedefin aşağısında ya da yukarısındaysanız ve mesafeye göre vuruş noktanız değişir tüfeğinizde. Dolayısıyla eğer açıyı bilirseniz o açıyı, yani kosinüs, tanjant, kotanjant, bunları az çok lisede, üniversitede öğretiyorlardı. Bilirsiniz. Biraz onlarla alakalı biliyorum çünkü. Açısal değerini ona göre değiştirip hedefe hiçbir hata yapmadan direkt vuruş noktasını yeniden belirleyip atış yaptığınızı, görev atışınızı yapmanızı sağlar. Parametreleri çok kararlı veren ürünler her zaman sizin atışta çok daha iyi atışlar icra etmenize olanak tanır. Bu dürbün de bunu layıkıyla yapan, öyle yalandan değil de, çünkü piyasada çok fazla bu tarzda ürünler olup size açı değerlerini verse bile kararlı olarak hesaplayamadığı için, aslında yaklaşık bir değer vermekte olduğundan, size tam anlamıyla doğru parametreleri vermediği için atış kaçırma şansınızı yükselten unsurlara sahip olan dürbünlerden değil. Onun aksine tam anlamıyla hassas ve detaylı bir şekilde size doğrusal açıdan değerleri %98 ya da 95 kararlılıkla, ki bu firmanın iddiası, verip size gerçekten doğru ve çok hassas atış yapmaya imkan tanır. Dolayısıyla bu dürbünü kullanırken açı ölçeri ya da harita üzerinde gideceğiniz noktayı ölçmek için pusula ya da benzeri yerlerde intikal esnasında kullanabilirsiniz. Kullanımı multi olduğu için, yani çoklu olduğu için çok başarılı bir imkan tanır ve bunun hepsini bir potada erittiği için ve çok aslında büyük ve ağır olmadığı için bayağı bir kullanışlı üründür. Ama dediğim gibi çok pahalı olduğu için bireysel bir kullanıcının, ki Amerika'da bunu kullanan bireysel kullanıcılar da var, ama fiyat ve performans olarak iyi bir yerde olmadığını söyleyebilirim. Genelde dediğim gibi bunu dünya ordularında elit birlikler kullanır. Genelde özel kuvvetler komutanlığı, ki ülkemizde de bu Vectronics firmasını kullanan özel kuvvetler komutanlığı birliklerimiz var. SAT komandoları da bunlara dahil olmak üzere. Ama daha çok NATO'da ya da benzer yerlerde, Amerika'da görebilirsiniz onların özel birliklerinde, normal birliklerinde daha çok kullanılan bir üründür. Pusulası da olduğu için aslında bir atıcının ihtiyacı olan çok fazla detayı bir potada eritip anında size anlık olarak, eşdeğer olarak veren bir dürbün olup, işini çok iyi icra ettiği için çok özel bir yerdedir, daha önce de bunu bahsettiğim gibi. Altında da burada bir tripod bağlantısı var her zamanki gibi. Vector'ün kendi tripodları da mevcut. Non-magnetic, yani magnetik olmayan diye geçer. Bunu kullanmak istemesinin sebebi de içinde bir pusula olduğu için, askeri tarzda bir pusula, dijital bir pusula olduğu için, o manyetizmadan etkilenmeden gerçekten pusula haritayla eş zamanlı olarak kullandığınızda manyetizmadan etkilenmemek için manyetik olmayan bir tripod kullanmasını özellikle Vectronics firması istiyor. Sonradan bu firmanın ismi Safran olarak değişti. Ama dediğim gibi firma eskiden beri var olan, çok kaliteli, garanti süresiyle, işte kullanım kolaylığıyla, hep askeri ve üst düzey, üst segment malzemeler üretimiyle dünyadaki ender firmalardan bir tanesidir. Çok fazla internette bununla ilgili bilgi, doküman bulamazsınız. Çünkü ürünün kullanıcıları genelde askeri platformlar olduğu için bireysel kullanıcıların çok alıp inceleyeceği bir ürün değildir. Çok özel bir ürünü bugün burada aynı zamanda incelemiş bulunduk. Dolayısıyla bununla ilgili de size bu ürünü tanıtmak istedim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. 10 dakikada bitirdin mi? Ha, ne anlatayım başka? Vallahi mi? Böyle mi? Ha. Lensi bir gözüne getirsene abi. Getireyim. Aha, minyonların şey lan bu. Biliyorsun değil mi minyonları? Aynen aynen. Var ya sarı renkli böyle. İyi yakaladın oğlum. Acaba biz de bir minyon muyuz? Yeee. Bu ürünle bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Ürünle ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa alttaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler.